Senin yaptığın yüksek lisans programındaki Erasmus Mundus ortak yüksek lisans nasıl gerçekleşiyor? Yani bu bursa nasıl başvurdun? Bu süreç nasıl işliyor? Şöyle aslında bütün bu Erasmus'lar bir Erasmus Plus adı verilen Avrupa Birliği tarafından fonlanan bir fon programı aslında, bir eğitim programı. Erasmus Mundus da bu Erasmus Plus'a yüksek lisans araya diyebilirim. Erasmus Mundus'un özelliği birçok farklı üniversiteden bir konsorsiyum oluşuyor. Bu üniversiteler genellikle Avrupa'da ya da başka partner üniversitelerle birlikte başka ülkelerde ve başka şehirlerde. Bu oradaki araştırmacılar, akademisyenler bir araya gelip bir eğitim programı sunuyorlar ve bu eğitim programı kabul edildiğinde neredeyse her alanda var bu yüksek lisans programları. Öğrencilerin başvurusuna sunuluyor. Zaten bu ve eğer Erasmus Mundus ortak yüksek lisans programları ya da Erasmus Mundus Joint Master Degrees olarak aratırlarsa orada bir liste var. O liste her yıl hangi programların Erasmus Plus tarafından fonlandığını ve burs sunduğunu gösteriyor. Şimdi şöyle, benim programımda mesela ben başvurduğumda aynı zamanda Erasmus Mundus bursu için de aday oldum. Yani başvurum sırasında Erasmus Mundus bursu için de bir sıralama yapılıyor ve o bursa uygun olup olmadığını da karar veriyorlar. Ben şanslıydım ki bu program ülkesi olarak geçiyor Türkiye ve program ülkesi tarafından 3 kişiye verilen bu bursa hak kazandım. Program ülkeleri, Avrupa ülkeleri ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu alanda. Benim programımda 13 farklı kişi var ve mesela benim Erasmus Mundus programım bütün dünyadan 13 kişiyi aldı, ama bu her program için değişebilir. O yüzden tek tek kendi alanınızdaki Erasmus programlarına bakıp karar vermeniz gerekiyor. En fazla geçtiğimiz yıl öyleydi, şu anda da öyledir diye düşünüyorum. En fazla 3 tane Erasmus programına başvurabiliyorsunuz aynı yılda. Ve her programın şartları ve bekledikleri beklentiler öğrencilerden tabii ki farklı. Bunların tek tek araştırılması gerekiyor. Ama her programda en az 2 üniversitede bulunmanız gerekiyor, 2 farklı ülkede. Bu önemli. Yani bir mobilite olması gerekiyor ve yine test çalışmalarıyla birlikte normal yüksek lisans programınızı tamamlıyorsunuz. Yani bitirdiğinizde birçok farklı üniversiteyi kapsayan ortak bir diplomanız oluyor.